Herkese yepyeni bir video ile yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle yeni ürünler denemeye devam ediyoruz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi hatırlarsanız bir önceki videoda Revolution Pro'nun bu yeni çıkan Blur Stick Plus isimli gözenek gizleyen bazını denemiştik. Benim sevdiğim diğer bazlardan bir tanesi ise NYX'in Pore Filler makyaj bazı. Bu stick formda yine. Ben bu ikisini bir birlikte karşılaştıralım istiyorum. Hangisi daha iyi, benzer yanları var mı? Biliyorsunuz NYX'in artık fiyatları uçtu gitti çünkü. Şimdi bugün bir tarafıma Revolution Pro'yu, diğer tarafıma da NYX'i uygulamak istiyorum. Sol tarafıma Revolution Pro'yu uyguluyorum hemen. Bu arada hastalığım geçtikten sonra da kullandım bunu. Çok güzel grapefruit kokuyor gerçekten. Hani o gün videoda demiştim ya size, grapefruit kokuyor ama inanın hiçbir koku almıyorum diye. Çok güzel bir karpuz. Grapefruit mu dedim ben az önce? Karpuz kokusu var arkadaşlar. Grapefruit nereden çıktı? Karpuz. Böyle sakızlardaki karpuz aromasına benziyor. Normalde ben karpuzdan nefret ederim. Fakat o sakızlardaki aromasını çok seviyorum. Böyle şekerli bir karpuz tadı var ya, tam olarak o kokuda. Şimdi sol tarafıma Revolution Pro'yu uyguladım. Bu arada uygulama şeklini gerçekten çok beğeniyorum. Böyle stick formda daha çok makyaj bazı çıkarsalar keşke. NYX'in Pore Filler makyaj bazında sağ tarafıma uyguluyorum. Şu an uygularken ki hissiyatından şeyi anlayabiliyorum. NYX'in bazı biraz daha silikonlu gibi hissediliyor. Daha böyle yağ gibi kayıyor şu an. Evet, şimdi uyguladım. Hemen bir aynamı yakına alayım. Vallahi aslına bakarsanız ikisinin de etkisi birbirine bayağı benziyor. Sanki Revolution Pro bir tık daha iyi gibi ama yani çok küçük bir fark. Dokunurken fark ediyorum ki ikisinin de o silikonsu hissiyatı bayağı aynı. Hani NYX'inkine az gibi demiştim ya uygularken, yok değil yani. İkisinde de o yağlı hissiyat var. Ama birbirlerine gerçekten çok benziyorlar. Hani NYX'e para vermek istemiyorsanız Revolution Pro'ya bakabilirsiniz. Ki bu arada NYX'inki 3 gram, Revolution Pro'nunki 15 gram. Yani tam tamına 5 katı. Bunu da öğrendikten sonra gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Revolution Pro'yu alın direkt arkadaşlar. Şimdi üzerine Physicians Formula'nın Butter Believe It isimli bu fondötenini uygulayacağım. Bendeki rengi Fair to Light rengi. Çok sevdiğim fondötenlerden biri biliyorsunuz. Şöyle hemen süngerimi alıyorum. Şimdi dudağıma bulaşan fondötenleri siliyorum. Ve size göstermek istediğim Sephora'nın Care Better Balm isimli şöyle bir dudak yağı var. Shine Lip Oil olarak geçiyor. Bendeki rengi 02 numarası. Bunun bir de böyle nude tonlarda olanı var ama bence bu dudakları çok güzel gösteriyor. Şöyle aplikatörünü de göstereyim. Aplikatörünü gayet beğeniyorum. Uygulaması keyifli oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi hafif bir kırmızılık, pembemsilik veriyor. Ben gayet beğendim. Zaten dudak yağı formunda olduğu için herhangi bir yapışkanlığı da yok. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ağdalaşmıyor. Bu arada kokusu ve tadı da gayet güzel. Bazen dudak ürünlerinde bunu soruyorsunuz. Aklımdayken söyleyeyim istedim. Şimdi pudrama geçmeyeceğim çünkü likit ürünler deneyeceğim. Golden Rose'un Lip and Blush Velvet Touch isimli bu ürünlerinden kırmızı olanı deneyeceğim. Bunun farklı bir rengini daha denemiştik. Kırmızı rengi 06 numarası. Ben bunları gayet beğendim. Şöyle rengini elimde de göstereyim. Ki biliyorsunuz aslında tam kırmızı tonlarında aldık bulmak bir tık zor. Hani pembe oluyor, turuncumsu oluyor fakat gerçekten kırmızı gözüken bir allık bulmak kolay değil. Şimdi hemen uyguluyorum. Yapısından bahsetmeli miyim bilmiyorum. Bir önceki denediğim renkte bahsetmiştim ama gerçekten kadife bitişi diyebilirim. Hani elime uyguladığımda ilk başta kremsi, likit bir formdaydı gördüğünüz gibi. Uyguladığımda daha pudralaşan bir yapıya dönüşüyor. Bu rengini ilk kez uyguluyorum ben de. Bayağı güzelmiş bu arada. Ve gördüğünüz gibi bayağı da kolay yayılıyor. Çok tatlıymış. Pigmenti oldukça yerinde bu arada. Hani elinizin ayarının kaçmasına çok müsait bir pigmentasyonu var. O yüzden dikkatli uygulamak lazım. Ama rengi çok tatlı duruyor. Gerçekten
çok çok beğendim. Kamerada sanki çok koyu çıkıyor arkadaşlar ya. Aynadan baktığımda ideal bir görüntüde şu an ama kameradan çok yoğun çıkıyor. Bakayım ben de editlerken göreceğim artık. Bu arada bunların kalıcılıkları da gayet güzel. Aklınızda olsun. Ben neyi unuttum? Ben kapatıcıyı uygulamayı unuttum arkadaşlar. Revolution'ın Conceal & Define Infinite kapatıcısını uygulayacağım. C8 numarası bendeki. Allah Allah. Yani şey, göz çevrem sorunsuz olsa yine anlayacağım unutmama da. Yani şu halde nasıl unutabiliyorum gerçekten enteresan. Hemen bunu da süngerimle yediriyorum. Allığıma da çok getirmeyeyim. Evet, şu an kendime geldiğimi hissediyorum. Hemen birazcık pudra geçeceğim. Revolution'ın Bake & Blot pudrasını uygulayacağım. Bendeki transparan olanı. Şöyle göz altlarımdan geçiyorum. Cildimin geri kalanından da çok böyle ince bir şekilde. Pıt 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 pıt. Evet, bu kadar, tamam. Şimdi aydınlatıcıyı şu aşamada uygulamayacağım. Çünkü gözüme uyguladığım bir likit farı aydınlatıcı olarak uygulamayı deneyeceğim birazdan. O yüzden şimdi ilk önce kaşlarımı yapıyorum. Bu son videoda gösterdiğim Brow One markasının kaş kalemini kullanıyorum. Bendeki küllü kahve tonu. Ve Essence'ın Fix It Like a Boss isimli bu kaş sabitleme jeliyle de kaşımı sabitliyorum. Şimdi bugün NYX'in bu yeni çıkan likit farlarından kullanacağım. Glow Shot Brightening Liquid Eyeshadow olarak geçiyor. Bendeki rengi Haiki Liki olarak geçiyor. Tam olarak emin değilim okunuşundan. Yazacağım zaten alta. Ama bundan önce şöyle kenarlardan ufak bir gölge yapmak istiyorum. Bunun için de Technic markasının bu far paletini kullanacağım. Şöyle şu rengi alayım. Dış köşelere ufak bir gölge geçeceğim sadece. Alttan da şu renkle geçmek istiyorum. Şimdi önce bunu elimde göstereceğim size rengini. Çok iyi duruyor bu arada. Yansıması bayağı güzel. Şimdi bunu önce gözüme uyguluyorum. Şöyle bir parmağımla yaymayı deneyeyim nasıl oluyor bakalım. Parmakla gayet güzel yayıldı. Yalnız böyle gözüme uyguladığımda buradaki kadar yoğun ışıltı da durmadı sanki ya. Bir tık daha geçeyim. Yani hani çok etkilemedi beni gözümde duruşu. Elimde bayağı güzel parlıyor da. Şöyle size de göstereyim duruşunu. Yani normal düz bir ışıltılı far, hani çok daha yansıtıcı ıslak ıslak duran farlar var arkadaşlar, hatta yani toz olanlarda bile var. Ama şöyle bir güzel özelliği var, sabitleniyor gibi. Evet, bayağı güzel sabitlenmiş şu an. Aydınlatıcı olarak bir deneyeyim çünkü rengi uygun olacak gibi duruyordu. İlk alırken de bunu düşünerek almıştım. Şöyle uyguluyorum, hemen süngerimle yayıyorum. Bu arada içerisinde mavi ışıltılar var. Böyle küçük küçük simler var ve onlar mavi. Bence aydınlatıcı olarak daha iyi duruyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama. Yani aydınlatıcı olarak kullandığımda o simler göze batmıyor bu arada. Hani aklınızda öyle bir soru işareti varsa. Ama şöyle uygulayayım bu tarafa da. Çok hızlı olmak gerekiyor bu arada aydınlatıcı olarak kullanırken ama ben gayet beğendim ya. Aydınlatıcı olarak kesinlikle daha güzel. Yani gözümde o kadar böyle wow bir etkisi yok bence. Hele ki yani bu fiyatı veriyorsak gerçekten ışıldasın. Ben bunu kesinlikle aydınlatıcı olarak daha çok sevdim ve o şekilde kullanmaya devam edeceğim. Şimdi bir diğer göstereceğim ürün ise Revolution Pro'nun Visionary isimli jel eyeliner'ı. Ben bunları çok beğendim arkadaşlar. Bendeki rengini hemen söyleyeyim size. Okre rengi. Bir tarafına şöyle dağıtmak için aplikatörü var. Şöyle size de göstereyim ne kadar kolay uygulandığını. Çok güzel bir kahve tonu. Hemen uyguluyorum. Arkasındaki aplikatörle de şöyle dışa doğru çekiyorum.
Uygulaması gerçekten çok rahat. Yani hem sürümü çok kolay hem bu arkasındaki aplikatör böyle sünger değil, daha sert bir yapıda. O yüzden çok güzel dışa doğru çekme işlemi yapabiliyorsunuz. Hemen bu tarafa da uygulayalım. Hatta alt kirpik diplerimden de geçeyim bununla. Şöyle sabitlenmesini de göstereyim size. Dağılma bulaşma yapmıyor bir kere sabitlendikten sonra. Ben gayet memnun kaldım. Ve şimdi yeni bir maskara deneyelim sizinle birlikte. Ingram markasının Postage Effect Maskara isimli şu maskarası. Fırçası benim en sevmediğim fırça tipinde. Şöyle göstereyim. Böyle yamuk yumuk kıllardan oluşan bir kıl fırça. Bakalım nasıl olacak. Uyguluyorum. Yani yeni açmama rağmen gördüğüm en kuru maskaralardan biri. Bir tık ıslak olsa sanki güzel bir etkisi olacak gibi duruyor ama yani şu an o kadar kuru ki hani kirpiklerimi siyaha dahi boyamıyor. Ben bunun içine şey kullanayım. Inglo'nun Duraline'dan bir iki damla damlatayım. Bakayım yapısı kendine gelecek mi? Yani çünkü şu an bilmiyorum farkında mısınız? Hani boyamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece şöyle güzel güzel tarıyor. Alt kirpik için bir tık daha iyi. Hani kuru olunca tabii alta da bulaşmamış oluyor. Yok yani hiçbir etkisi yok şu an gerçekten. Ama dediğim gibi ben bunu Inglo'nun Duraline'ından damlatıp bir deneyeceğim. Ya fırçası beni şaşırttı açıkçası. Çünkü çok güzel tarıyor bir kıl fırçaya göre. O yüzden etkisini merak ettim. Ve son olarak dudaklarımda biliyorsunuz Sephora'nın bu dudak yağı vardı. Bunun üstüne denediğimiz Golden Rose'un bu Lip and Blush Velvet Touch isimli ürününden şöyle bir dokunduracağım. Dudakta nasıl duruyor onu da görmüş olalım. Evet, gayet güzel duruyor. Tek başına uygulamak değil de böyle dudak yağı, lip gloss gibi şeylerle uygulamak daha iyi oluyor bu ürünü. Bence şu an gayet güzel duruyor. Hemen denediğim ürünleri toparlayayım. Ondan sonra makyajı yakından göstereceğim. Öncelikle dediğim gibi bu makyaj bazı arasında bir gözenek blurlayan baz arıyorsanız kesinlikle Revolution Pro'ya bakın. Hele ki NYX arasında kararsız kaldıysanız kesinlikle Revolution Pro. NYX'in bu Glow Shot isimli likit farını yani çok gereksiz buldum açıkçası. Hani aydınlatıcı olarak kullanmaya devam edeceğim. Gerçekten güzel görünüyor ama göz makyajında kullanmayı tercih etmeyeceğim ürünlerden bir tanesi. Sephora'nın bu Care Better Balm isimli dudak yağını gayet beğendim. Hani bu kadar para vermek mantıklı mı? Daha uygun fiyatlarda var. Ama hani severek kullanmaya devam edeceğim bir ürün. Revolution Pro'nun bu jel eyelinerını gayet beğendim. Bulaşma yapmıyor, dağılmıyor. Gayet kolay bir sürümü var ve arkasındaki aplikatörle de gayet rahat uygulanıyor. Golden Rose'un ise bu Lip and Blush ürününü çok beğendim. Gerçekten yanaklarımda harika duruyor. Ve dediğim gibi dudak yağı veya lip gloss uyguladığınızda dudaklarda da çok tatlı duruyor. Ve son olarak Inglo'nun bu maskarasını yani şu an için gerçekten etki göremedim. Kirpikleri güzel kavruyor ama dediğim gibi bir şekilde bunu sulandırıp deneyeceğim sonrasında. Ve sizinle fikirlerimi sonradan paylaşacağım yeniden. Ve şimdi hemen sizi yakın alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok mutlu olurum. Yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Siz bu ürünleri nasıl buldunuz? Aşağıda yorumlarda buluşalım mutlaka. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.